Merhaba arkadaşlar, insan fizyolojisinin duyu organları ünitesinin son konusuna, son fosikülüne başlıyoruz. Şimdi burada görme duyusundan bahsedeceğimiz arkadaşlar, duyu organımız gözden devam edeceğiz. Şimdi göz 3500 ile 7500 angstrom dalga boyundaki ışığı görmemizi sağlayan bir duyu organıdır. Bunun altında ya da üstündeki ışınları kesinlikle algılayamayız. Göz arkadaşlar ikiye ayırıp inceleyeceğiz. Birincisi koruyucu yapılarına bakacağız. İkincisi ise göz küresine bakacağız. Koruyucu yapılarda kaşlar arkadaşlar hem terleme sonucunda oluşan terin göze girmesini engeller ve fazla ışıktan korur. Kirpikler tozu, pisliği tutar. Göz yuvarlağına hareket ettiren kaslar gözün sağa sola ve yukarı aşağıya hareket etmesini sağlar. Göz kapakları fazla ışıkta arkadaşlar gözün zarar görmesini engeller. Göz yaşı bezleri de göz yaşı üretir. Göz yaşında bulunan özel salgı dediğimiz göz yaşında bulunan lizozim ise antimikrobiyal etki göstererek mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar. Yani vücut savunmasında görev alır. Göz küresi zaten en çok bunun hakkında konuşacağız. Reseptörler göz merceği ve sinirlerden oluşur. Şimdi arkadaşlar Hemen bir örneğimiz var. Buna baktığımızda göz ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. İçerdiği fotoreseptörler ile her dalga boyundaki ışığın algılanabilmesini sağlar. Biz ne dedik az önce? 3500 ile 7500 angstrom dalga boyundaki ışıkları görebiliriz. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Kan damarı ve sinir bulundurmaz demiş. Sinirler bulunacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade de hatalıdır. Koruyucu yapılar ve göz küresi olmak üzere iki kısımda incelenecek. Bu doğru bir ifadedir. O yüzden bu örneğimizin cevabı yalnız 3 C olmalıdır. İkinci örneğimiz göze ait X yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgilere göre X yapış, yapısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Gözün koruyucu yapılarındandır. Salgısındaki enzimler sayesinde mikroorganizmaların çoğalmasını önler gözün kurumasını engeller demiş. Bahsettiği şey nedir? Göz yaşı bezidir arkadaşlar. Hangi enzimdi bu? Lizozim enzimiydi. Vücut savunmasında görev alacak demiştik. Şimdi göz küresine geçiş yapabiliriz ikinci kısma. Göz küresi arkadaşlar dıştan içe doğru üç kısımda incelenir. En dışta siklere adını verdiğimiz sert tabaka vardır. Göz yuvarlağını en dıştan saran ve koruyan bir şey yapıdan bahsediyoruz. Bu arkadaşlar gözün bu sert tabaka beyaz kısmıdır. Bizim de baktığımız zaman gözde gördüğümüz beyaz kısmıdır. Ama bu beyaz kısım gözün ön kısmında saydamlaşır ve kubbeleşir. Kornea adını verdiğimiz saydam tabakayı oluşturur. Kornea göze gelen ışıkların, ışınların ilk kırıldığı yer olarak karşımıza çıkar. Korneanın önemli bir özelliği var. Sinirler var. Kan ve nerf damarları burada kesinlikle bulunmayacak. Kan damarı bulunmadığı için de doku ve organ nakillerinde, kornea nakillerinde yani ee, doku ve organ uyuşmazlığı gibi bir problem yaşanmaz arkadaşlar. Şimdi geldik ortadaki bulunan damar tabaka koroid. Bu tabakanın isminin damar tabaka olmasının sebebi arkadaşlar bol miktarda kan damarı bulunması ve gözü besliyor olmasıdır. Burada gözün renkli kısmı diye ifade ettiğimiz arkadaşlar iris bulunur. Bu iris de melanin pigmenti e, bu, bulunur. Bu belenin pigmentinin e, miktarı arkadaşlar gözün renginin ne kadar nasıl olacağını belirler. Aynı zamanda belenin pigmenti göz yuvarlağının içinin kararmasına neden olur. Bakın göz yuvarlağının içinin kararması ve bu şekilde de yansımaları önleyerek net görmeyi sağlar. Damar tabaka korneanın altında irisi yani gözün renkli kısmını oluşturur. İris gözün renkli kısmıdır. İrisin tam ortasında göz bebeği adını verdiğimiz yapı bulunur. Göz bebeği arkadaşlar bakın göze gelen ışıklar korneya da kırıldıktan sonra göz bebeği bu ışıkların içeriye girip çıkışını ayarlar. Yani göze giren ışık miktarını ayarlar. Eğer fazlaysa ışık küçülür daha az ışığı içeriye alır. Eğer ortam karanlıksa büyür göz bebeği ve bu da daha fazla ışığın göze girmesine neden olur. Bu sayede göze giren ışık miktarı ayarlanır. Peki nerede bulunan kaslar sayesinde? Bakın arkadaşlar, iriste bulunan kaslar sayesinde göze giren ışık miktarı ayarlanır. Şimdi arkadaşlar Şimdi bunu söyledik. Göz bebeği karanlıkta genişler. Fazla ışık yüksek ışıkta ise daralma özelliği gösterir. İrisin hemen arkasında göz merceği vardır. Göz merceği bakın ışığı kırdım. Göz bebeği göze giren ışık miktarını ayarladı. Göz merceği ikinci kez kırarak ışığı A tabakaya düşürecek arkadaşlar. Mercek göz bebeğinden gelen ışınların kırılarak A tabaka üzerine düşmesini sağlar. O zaman hemen burada bir e, sıra oluşturacak olursak ne diyebiliriz? İlk olarak göze gelen ışıkla, ışınlar korneada kırılır. Kornea ışığı kırar göz bebeğine düşürür. Fakat göz bebeği ışığı kırmaz miktarını ayarlar merceğe düşürür. Mercek de ikinci kez kırılır. Kornea da bir mercek de ikinci kez kırılır ve buradan A tabaka üzerine düşmesini sağlayacak. Şimdi arkadaşlar damar tabakanın iris etrafında kalınlaşmasıyla oluşan yapıya kirpiksi cisim denir. Bu cisim asıcı bağlarla beraber göz merceğinin yerinde sabit kalmasını sağlar. Göz merceğinin üzerinde ve altında kirpiksi kaslar adını verdiğimiz kaslar var. Bu da göz merceğinin sabit tutulmasını sağlayacak arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz var buna bakalım. Aşağıdaki şekilde gözün bazı kısımları harflendirilerek verilmiştir. Hemen bunların isimlerini söyleyelim. X arkadaşlar korneaydı. Burada Z diye ifade ettiğimiz isminden de çıkartabileceğimiz arkadaşlar sarı nokta. Y diye ifade ettiğimiz de arkadaşlar bakın gözün renkli kısmını ifade etmiş. Burası iristir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ile gösterilen kısım sert tabakanın gözün ön kısmında incelmesiyle oluşan korneadır. Doğru. Y ile gösterilen kısım iris olup yapısındaki düz kaslar uç beyin tarafından kontrol edilir demiş. Evet arkadaşlar, Y iristir fakat yapısındaki düz kaslar uç beyin tarafından kontrol edilmez çünkü uç beyin istemli kas hareketlerini kontrol eder. Halbuki buradaki kaslar arkadaşlar otonom sinir sisteminin etkisiyle çalışır. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir. Z ile gösterilen kısım yani sarı nokta, fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu sarı benektir. Doğru bir ifadedir. Bu yüzden örneğimizin cevabı 1 ve 3 E olmalıdır. Şimdi arkadaşlar göz uyumuna bakacağız. Göz uyumu aslında şunu ifade eder. Uzaktaki cisme baktığımız zamanla yakındaki cisme baktığımız zaman arasında gözümüzde meydana gelen değişimler nelerdir? Bu iş nasıl olur? Mercek arkadaşlar kalınlığı ayarlanarak olur. Bu merceğin kalınlığı nasıl ayarlanır? Kirpiksi cisimlerin kaslarının kasılıp gevşemesiyle ayarlanır. Mesela yakındaki bir cisme bakarken bu kirpiksi kaslar bakın şurada Kasılmış kirpiksi kaslar. Kasılırlar. Bunlara bağlı olan asıcı bağlar gevşer. Mercek kalınlaşır ve kırıcılığı artar. Yakındaki cisme baktığımız zaman ışık daha yakından geldiği için daha çok kırılması gerekir ki buraya düşürürsün. Mesela uzaktaki bir cisme baktığımız zaman korneye geliş açısı daha e, dardan geleceği için daha az kırılması yetecektir. O yüzden uzaktaki cisme bakarken mercek inceltilir ve kırıcılığı azalır. Yine olay nedir? Sarı noktaya düşürmektir. Şimdi gözde saydam tabaka ile iris arasında boşlukta ön oda vardır. Mercek ile iris arasında ise kalan bölüm arka odadır. Bu odaların meselesi arkadaşlar içi sıvı ile dolu olmasıdır. İçi sıvı ile dolu olan bu odalar aslında hem gözün şeklinin hem de canlılığın korunmasını sağlarlar. Mercekle a tabaka arasında kalan bu bölgeye ise camsı cisim adı verilir. Burası da camsı bir cisimle dolu dediğimiz. Yine aslında bir e, jelimsi bir sıvı vardır burada. Buradaki mesele iç basınç meydana getirerek göz küresinin şeklinin sabit kalmasını sağlar diyebiliriz. Camsı cisim kan damarları taşımayan mercek ve korneanın beslenmesini sağlar. Çünkü kornea arkadaşlar kan damarı içermediği için besin ihtiyacını karşılaması için bir şeye ihtiyacı vardır. Bunu da camsı cisim tarafından giderebilir. Şimdi geldik gözün en iç tabakası retina adını verdiğimiz A tabaka. A tabakada arkadaşlar çok önemli özelliklerimiz var. Işığa duyarlı reseptörler ve optik sinirler burada bulunacak. A tabakada duyu sinirlerinin dendritleri. Yani hücre gövdesine bağlı çok sayıdaki kısa uzantılara ne diyorduk? Dendrit adını veriyorduk. İşte bu sinirlerin dendritleri burada bulunur. Aksonları ise yani hücre gövdesinden çıkan bu uzun uzantılar aksonlar ise gözün arka kısmında birleşerek göz sinirleri dediğimiz optik sinirleri oluşturur diyebiliriz. Göz sinirlerin gözden çıktığı bölgede sinir bulunmaz ve burada bakın göz sinirlerin olduğu yer ve burada görüntü oluşmaz. Bu noktaya kör nokta denir. Retina üzerinde A tabakanın daha ince olan bölümünde reseptörün çok fazla yer aldığı yer ise arkadaşlar sarı benektir. Fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yer sarı benektir. Burada arkadaşlar görüntü e, algılanır fakat mesela gözün görmek istediği şekil buysa sarı benekteki görüntü küçük ve ters algılanır. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Ters ve küçük algılanır. Burada arkadaşlar iki tip reseptörümüz var. Foto Fotoreseptörler iki tiptir daha doğrusu çubuk reseptörleri ve konu reseptörleri çubuk reseptörleri cisimlerin şeklini ve siyah beyaz görmeyi sağlar özellikle karanlıkta görüntü çubuk reseptörlerinde gerçekleştirir konilerde ise renkleri algılayan reseptörler var temelde üç tane rengi algılamamızı sağlar kırmızı mavi mavi ve yeşil renkleri algılayan reseptörler bulunur. Şimdi çubuk hücrelerinin az ortamlı ışıkta görmesinde rodopsin adı verilen bir pigmentimiz var. Bunun sayesinde gerçekleşir. Az ışıkta rodopsin sentezlenir. Bunun yapısında, rodopsinin yapısında arkadaşlar A vitamini bulunur. Eğer A vitamini olmazsa rodopsin sentezlenemez. Dolayısıyla A vitamini eksikliğinde kişilerde gece körlüğü adını verdiğimiz halk arasındaki ismiyle tavuk karası adını verdiğimiz hastalık ortaya çıkar. O yüzden Az ışık olabil, az ışıkta rodopsin sentezlenebilmesi için A vitamininin mutlaka bulunması gerekir. En yoğun bulunduğu da havuçta bulunur arkadaşlar. Hemen bir önemli notumuz var. Buna bakacak olursak, yandan yaklaştırılan bir cismin, şimdi gözü şu şekilde düşünecek olursak daha güzel bir şekil üzerinde gösterelim. Burada arkadaşlar sarı benek var. Sarı benekte reseptörler var. Reseptörlerin dış tarafı, yani sarı beneğin dışında çubuk reseptörleri var. Daha orta kısmında ise fotoreseptörler yerleşmiştir. Şimdi bize diyor ki cisim yandan yaklaştırılırsa, göz ışığı kırdığı yer burası ve cisim yakla, yandan yaklaştırılırsa ilk önce Cisimlerin şekli algılanır. Sebebi nedir? Çünkü dışa doğru çubuk reseptörleri vardır. İlk önce çubuk reseptörleri şekil algılama ve az ışıkla görüntü oluşturduğu için ilk önce şekil algılanır. Yaklaştıkça fotoreseptörler devreye girer ve sonradan renkli algılanması ortaya çıkar diyebiliriz. Dördüncü örneğimize bakalım. Aşağıda gözün kısımları harflendirilerek verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın T diye ifade ettiği şey burada sarı noktamız var. Fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu, görüntünün ters ve küçük algılandığı sarı noktamız var. Burası X saydamlaşmış kornea ışığın ilk kırıldığı kan damarı içermeyen. Y kısım arkadaşlar göz bebeği var burada. Iris'in tam ortasında. Göze giren ışık miktarını ayarlayan. Z ise ışığın ikinci kez kırılarak A tabakaya düşmesini sağlayan göz merceği. Buna göre yanlış arıyoruz. X ile gösterilen kısım sert tabakanın farklılaşması ile oluşan korneadır. Doğru. Y ile gösterilen kısım yüksek ışıkta daralır, az ışıkta genişlenir ve orta beyin tarafından kontrol edilir. Evet göz bebeği e, or, e, az ışıkta büyüyerek daha fazla ışığı içeri al, alır. Görme ve işitme reflekslerini de orta beyin yapıyordu arkadaşlar. Bu da doğru. Z ile gösterilen kısım yani göz merceği uzaya bakıldığında kalınlaşır, yakına bakıldığında ise incelir. Bu ise arkadaşlar tam tersiydi hatırlarsanız az önce göz uyumundan bahsetmiştik. Uzağa baktığında incelecekler arkadaşlar ve ne olacak? Uzağa baktığında incelice kırıcılığı azalacak. T ile gösterilen kısımda çubuk reseptörleri çevrede, fotoreseptör koni reseptörleri ise yani renkli algılamayı sağlayan koni reseptörleri ise ortada bulunacak, merkezde bulunacak. Bu yüzden de hatta yandan gelen bir cismin ilk önce şeklini sonra rengini algılayacağız demiştik. Dolayısıyla yanlış olan ifademiz yalnız 3 C olmalıdır. Görme olayı nasıl gerçekleşir? Göze gelen ışınlar korneada arkadaşlar kırılır. Göz bebeğine düşer. Göz bebeği ışık miktarını ayarlar. Burada kırılmaz ve merceği düşürür. Mercekte ikinci kez kırılır. Ve camsız sıvı üzerinden A tabakaya geçer. A tabakada var olan optik sinirlerde impuls oluşur. Oluşan impuls ilk önce talamusa oradan da ilgili beyin bölümüne aktarılır. Ve görüntü uç beyinde ne demiştik? Mesela görmek istediğimiz cisim buysa. A tabakada bulunan sarı benekte. Görüntü küçük ve ters algılanır. Uç beyin bunu normal görmemizi sağlar. Dolayısıyla görmeyi aslında gözden bakacağız. Yani ışığı gözden alacağız ama görme işini asıl beyin gerçekleştirecek. Hemen 2020 AYT'de alan yerleştirme sınavında çıkmış bir örneğimiz var arkadaşlar. Buna bakalım. İnsan gözüne gelen ışık ışınlarının 1, 2, 3 yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Tabii ki ilk önce korneya da kırılacak. İlk kez burada kırılır. Buradan göz bebeğine geçer. Göz bebeği olmadığı için ikinci kez göz merceğinde kırılır. Daha sonra A tabakada camsı cisme düşer. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 2, 1 ve 3 olması gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız C olmalıdır. Şimdi geldik optik kiyazmaya. Kiyazma arkadaşlar aynı zamanda birleştiği yer, çapraz yaptığı yer, temas ettiği yer, kesişimi diye ifade edebiliriz. Optik kiyazmada gözdeki kiyazmadan bahsediyoruz. Şimdi bakın sağ görme olanına hem sağdan hem de sol gözden ışık gelir. Daha doğrusu sağ görme alanından. Hem sağ göze hem de sol göze ışık ışınları gelir. Fakat sağ görme olanına ait, bakın yeşille gelene baktığımız zaman, ben de rengimi yeşile dönüştüreyim. Yeşille baktığımız yer sağ göze de ışık gönderse, sol göze de gönderse, bunlar arkadaşlar, bakın ne yapıyorum? Bu gelen ışık ışınları sağdan gelene nereye aktardım? sol bölüme aktardım. Sol gözden gelen sağ görme alanındaki yapıyı da yine ne tarafa aktardım? Sol yarım küreye aktardım. Bu ne demek oluyor? Sağ görme alanı hem sağ hem sol göze ışık, ışın göndermesine rağmen beynin, uç beynin sol yarım küresinde. Burası oksipital lob dediğimiz arka lobdur uç beynin. Ve sağ e, görme alanı beyin sol tarafında algılanır. Şimdi rengimizi kırmızı yapalım. Bakın sol görme alanından hem sağ hem de sol göze gelen ışık ışınları bu sefer de beynin ne tarafında algılanacak? Sağ yarım küresinde algılanacak. Burada bahsettiğimiz şey optik kiyazmada her iki gözün sol tarafla ilgili görüntüsü beynin sağ tarafına, sağ tarafla ilgili görüntüsü ise beynin sol tarafına iletilir. Burası da karşılaştıkları yerdir yani optik kiyazma olarak ifade edebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar duyu organlarından gözün e, bulundurduğu hastalıklara. Miyopluk yakını görüp uzağı görememe durumudur. Bunun sebebi göz küresinin önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması. Mesela normalde böyle olması gereken göz küresi miyop kişilerde tabii ki ben bunu hani biraz abartarak çiziyorum daha uzun hale gelmiştir. Işık kırılıp. Sarı noktaya düşecek Burada da arkadaşlar yine mercek aynı bu şekildeyken Kıracak ve buraya düşürecek Otomatik olarak görüntü Sarı noktanın önünde oluşacak O yüzden görüntü sarı beneğin arkadaşlar Önünde oluşur Bunlar yakını iyi görürler fakat uzağa net göremezler Kalın kenarlı mercek kullanarak Bu ışığın biraz daha fazla kırılmasını sağlayarak sarı noktaya düşürürüz Kalın kenarlı mercek de o yüzden Düzeltilebilir Hipermetropluk ise miyopluğun tersidir. Uzağı görüp yakını görememe durumudur. Bu da hemen normal bir göz küresi, hipermetrop bir göz küresi. Işığı kırdıp buraya düşürebiliyorken bu ışık yine normal kırılacak ama görüntü sarı beneğin sarı noktanın arkasına düşecek. Bu da arkadaşlar hemen arkasında görüntü sarı beneğin arkasında oluşur. İnce kenarlı mercek kullanarak daha az kırılmasını sağlarız Böylelikle görüntüyü sarı noktaya düşürerek Görüntünün normal e, sağ, algılanmasını sağlayabiliriz Astigmatizm arkadaşlar burada e, Göz merceğinde ya da korneada ya Yani ışığı kıran Bakın iki tane yapı kornea ve mercek ışığı kıran yapıları da kavislenme sonucu Mesela hemen şöyle göstereyim Bu normal bir göz küresi Işık güzelce kırılacak ve ben görüntüyü burada algılayacağım. Fakat korne ya da, da mercekle meydana gelen bu yapı ışığın düzgün kırılamamasına neden olur. O yüzden görüntü sarıl benekle toplanamayacağı için bunlar da bulanık görüntü. Yani netleştirilemez, bulanık görülür. Silindirik mercekle düzeltilebilir. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Görme olayının gerçekleşmesi için olayların hangi sırayla gerçekleşmesi gerekir? Hemen ilk önce bütün olayları okuyalım arkadaşlar. Göz bebeğinden geçen ışınların merceğe ulaşması, retinada ters görüntünün meydana gelmesi, ışınların korneye da kırılması, oluşan impulsların görme merkezine iletilmesi, cismin düz görüntüsünün algılanması. Cismin düz görüntüsünün algılanması uç beyinde olur. Olay nasıl gerçekleşiyordu? Gözümüzü çizelim. İlk olarak göze gelen ışıklar korneya da kırılır. Göz bebeği göze gelen ışık miktarını ayarlayıp göz merceğine verir. Göz merceğinde ikinci kez kırılarak sarı benekte ters ve küçük bir görüntü oluşturulur. O yüzden ışınların kornea da kırılması arkadaşlar birinci olarak gerçekleşmesi lazım. Sonra buradan merceğe ulaşıp mercekte ikinci kez kırılacak. Daha sonra sarı benekte görüntü küçük ve ters bir şekilde algılanacak. Burada oluşan optik sinir ilk önce arkadaşlar ee, talamusa, optik sinirlerde oluşan impulslar ilk önce talamusa, oradan da ilgili beyin bölümüne aktarılarak görüntü düz net bir şekilde algılanacak. Buna göre baktığımız zaman 3 1 2 4 ve 5 olması gerekir. Yani cevabımız A olmalıdır. Şimdi hemen 7. örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekilde bir insanın gözünde görüntünün oluştuğu yer gösterilmiştir. Görüntü sarı beneğin önünde oluşmuş arkadaşlar. Sarı beneyin oluş, önünde oluşması demek demek ki göz küresi önden arkaya doğru uzamış demektir. Normal kırılacak, ışığı kıracak buraya düşürebilir. Normal bir göz küresi böyleyken burada büyümüş bir göz küresine bağlı olarak arkadaşlar görüntü sarı beneğin önünde oluşacak. Görüntü sarı beneğin önünde oluşmuştur. Bu doğru bir ifade. Birey uzağa net göremez. Bu bahsettiğimiz hastalık miyoptur. Miyoplar yakına net görebilir ama uzağa net göremezler. Görüntünün sarı beneye düşünmesi için ince kenarlı mercek kullanırsak daha da az kırarız. O yüzden daha da öne düşer. Bundan dolayı arkadaşlar bizim bunu görüntünün daha arka tarafa düşürmemiz lazım. Yani daha uzaması lazım. Bunlar miyop hastalığı kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Geldik 8. örneğimize. A vitamininin gözdeki çubuk hücrelerin aktifliğinden sorumlu rodopsin pigmentinin sentezine rol aldığı bilindiğine göre. A vitamin eksikliğinde görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çubuk hücreleri az ışıkta görmeyi sağlar yani karanlıkta. Dolayısıyla bu kişilerde eğer rodopsin eksikliği varsa az ışıkta görüntü oluşmaz gece körlüğü dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Gelelim yaşlılığa bağlı olarak yakını net görememe adını verdiğimiz presbitliğe. Burada da yaşa ilerledikçe mercek esnekliğini ve uyum yeteneğini kaybeder. Yakını rahat görülmez. Aynen hipermetropluktaki gibi ince kenarlı mercekle düzeltilir. Şaşılık ise göz küresini hareket ettiren kasların birbiriyle uyumsuz çalışmasıdır. Bunlar küçük yaştaki çocuklarla arkadaşlar gözlükle halledilir. Çok küçük yaşta bir çocukta Göz küresi bir gözlük kullanılır arkadaşlar ilk etapta. Bu gözün sadece orta kısmında görüntü nettir. Diğer taraflarda görüntü bulanıktır. Çocuk da o yüzden sadece buradan bakmaya çalışır ve göz küresindeki kasları uyumlu hale getirir. İlerleyen yaşlarda ise ameliyatla düzeltilmek zorundadır. Geldik göz tansiyonu glokom dediğimiz. Gözün ön ve arka oda sıvıları arasında basınç farklılığı sonucu oluşur. Eğer ciddiye alınmazsa körlüğe kadar gidebilir. O yüzden arkadaşlar mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Katarakt ise merceğin saydamlığını kaybetmesi. Bakın burada saydam tabakanın bulanıklaştığını görüyoruz. Genellikle yaşlarda, yaşlılarda yani orta yaş üstü bireylerde ortaya çıkar. Buradaki ameliyatla düzeltilir. Bunun suni lens çıkartılır, şey pardon, lens çıkartılır. Suni bir lens takılarak göz merceği daha saydam bir lensle düzeltilebilir diye ifade edebiliriz. Geldik renk körlüğü, kalısal olan daltonizm dediğimiz renk körlüğü. Bu X'e bağlı e, taşınan bir hastalıktır. X'e bağlı çekinik aktarılır. E, X hem kadınlarda hem erkeklerde olduğu için bu hastalık arkadaşlar e, kadınlarda ve erkeklerde görülebilir. Bunlar da özellikle kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edememe hastalığıdır. O yüzden de arkadaşlar mesela yeşil ve kırmızıların yoğun olarak bulunduğu yerde Burada normal göz burada 7'yi okuyabilir. Renk körü olanlar burada hiçbir şey okuyamaz arkadaşlar. Normal gözlü bir kişi burada 8'i okuyabilir. Ama kırmızı ve yeşil ayırt edilemediği için renk körü olan bireyler bunu sadece 3 olarak görecektir. Ee, bu da arkadaşlar bir küçük bir aslında kendinizde test edebileceğiniz bir görüntü diyebiliriz. Bir notumuz var. Hemen bu notuna önemli notumuza bakalım. Ne heysem. Kitap El Menazir adlı yapıtı gözün anatomisi ve fizyisi ile başlar. Burada beyinden çıkan optik sinirden başlayarak gözün kendisine kadar konjüktif, iris, kornea ve mercek gibi kısımlarından her birinin görme olayındaki rolü ustaca resimlenmiştir. Gözün çeşitli kısımlar arasındaki ilişki ve görme olayı sırasındaki bütün bir organ ve dioptrik bir sistem olarak gözün nasıl iş gördüğü bu kitapta gösterilmiştir. Şimdi dokuzuncu örneğimiz var. Aşağıda sağ ve sol göz ile alınan uyarıların beyindeki görme merkezine iletim yolu gösterilmiştir. Optik yazmada sağdan ve soldan gelen optik sinirler, sağ gözden ve sol gözden gelen optik sinirler optik yazmada çapraz yapar. Sağ görme olanı beynin solunda, sol görme olanı ise beyin sağında değerlendirilir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar sol göze gelen tüm uyarılar beynin sağ yarım küresine bulunan görme merkezine iletilir. Sol göze gelen tüm uyarılar hem sağdan hem de soldan geldiği için arkadaşlar sağdan gelenlere baktığımız zaman ya da soldan gelenlere de, şimdi bakın tüm uyarılar beynin sağ yarım küresinde değerlendirilir demiş. Fakat biz burada ne görüyoruz? Sol gözden gelen bir uyartının aynı zamanda sağa gittiğini gördüğümüz gibi burada Beynin sol görme lobuna da iletildiğini gördüğümüz için bu ifade yanlış bir ifade olur. Optik yazma bölgesinde sağ ve sol gözden gelen bazı sinirler çapraz yaparak beyne iletilir. Doğru. Sağ gözün sağ görme alanından gelen uyarılar. Şurayı bir temizleyerek bakalım arkadaşlar. Sağ gözün sağ görme alanından, sağ görme alanından gelen arkadaşlar hangi renk? Yeşil renk. Bakın yeşil rengi çizdim sol görme lobuna geçti. Beynin sol yarım küresinde bulunan görme merkezine iletilir. Doğru bir ifadedir. O yüzden cevabımız 2 ve 3 D olmalıdır. Şimdi 10. örneğimiz var arkadaşlar. Son örneğimiz aşağıdaki yapılardan hangisi? Gözün koroid tabakasında bulunmaz diye sormuş. Gözün koroid tabakası diye ifade ettiğimiz arkadaşlar damar tabakadır. Damar tabakada gözün renkli kısmı iris. Hemen göz irisinin ortasında göze giren ışık miktarını ayarlayan göz bebeği, ışın ikinci kez kırılmasını sağlayan göz merceği, aynı zamanda göze renk vermeyi sağlayan melanin pigmenti vardır. Sarı benek ise, bunu işaretlemedim gençler, sarı benek ise A tabakada bulunacak yani retinada bu yüzden cevabımız C olmalıdır. Şimdi duyu organlarının sağlıklı yapısını korunması için yapılması gerekenlere baktığımız zaman Göz hijyenine dikkat edilmeli, temiz olmayan eller ile göze dokunulmamalı, uzun süre ekranda maruz kalmamalıyız ve güneş gözlüğü olmadan güneşe çıkmayıp göz sağlığında etkili olan A vitamini bakımından zengin bes besinler tüketmek göz için önemlidir. Kulak da bir kere kulak çöpü gibi e, sivri cisimlerle kulağın karıştırılmaması ve yüksek sese uzun süre maruz kalınmaması gerekir. Ağız ve diş sağlığına gerekli önem verilmesi lazım diş çürükleri arkadaşlar oluşmaması açısından. Burun içerisindeki kıllar koparılmamalı, burun içi karıştırılmamalı, grip nezle gibi hastalıklarda burun temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Deri içinde arkadaşlar en önemlisi güneşin zararlı ışınlarına korunmak için güneş koruyucu kremler kullanılmalı ve uzun süre, güneşin çok dik geldiği saatlerde güneşe maruz kalmamak ve kişisel ürünlerin de ortak kullanımından kaçınmak deri sağlığının da korunmasında önemlidir. Arkadaşlar bu e, duy organları adını verdiğimiz bu bölümümüzde burada bitirmiş olduk. Diğer fasükülümüzde konu anlatımımıza devam edeceğiz. Bu konuyla alakalı o soruları çözebilirsiniz. Çözemediğiniz soruların videolarına da soru çözüm videolarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki föyümüzde görüşmek üzere.